Herkese merhaba. Bugün harika bir tarifle sizlerleyim. Şimdi öncelikle aslında bu tarifte iki tane tarif vereceğim size. Nasıl olacak? Hemen geçelim. Bir yaklaşık 3 yemek kaşığı yani 50 gram kadar kara buğdayımız var. Yaklaşık 60 gram eğer bitter çikolata kullanacaksanız 60 gram kadar bir paket bitter çikolata. Eğer benim gibi şekerse sütlü çikolata kullanacaksanız yaklaşık 70 gram 7 tablet çikolata. Ve yaklaşık 5-6 gram kadar Antep fıstığı. Şimdi hemen yapılışına geçiyoruz. Yapılışına geçmeden önce bir püf nokta paylaşmak istiyorum. Herkes kara buğdayın kokusuna çok keskin diyor. Birçok markada denedim. Evet, kara buğdayın kokusunun çok keskin olduğu markalar var. Açık satılanların kokusu çok keskin. Fakat en son duru marka aldım. Gerçekten kokusu çok çok iyi. Yani hiç o rahatsız ağır koku hissedilmiyor. O yüzden durum markasını şiddetle tavsiye ediyorum. Migros'larda bulabilirsiniz. Şimdi hemen yapılışına geçelim hızlıca. Bu kara buğdaylarımızı nasıl kullanacağız? Şimdi hemen ocağımızın altını yakıyoruz. Tavaya yağ vesaire hiçbir şey eklemiyoruz. Sadece kara buğdaylarımızı ekleyeceğiz ve kara buğdaylarımızı patlatacağız. Bu gofretimizin içinde çıtır çıtır olmasının püf noktası olacak. Şöyle kara buğdaylarımızı atıyoruz ve sürekli şekilde karıştıracağız. Tahta bir kaşıkla karıştırırsanız çok daha iyi olur. Ben şöyle küçük tahta bir kaşık tercih ediyorum. Mısır patlatır gibi bunları patlatacağız. Kara buğdaylarımız patlamaya başladı. Bakın hareketlenmeyi görüyorsunuz zaten. Patlayanlar şu şekilde beyazlaşıyor. Aklınızda bulunsun. Bakın çıtır 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 seslerini duyuyorsunuz. Bunları hepsi patlayana kadar aynı işleme devam ediyor. Bakın hemen hemen hepsi patladı sayılır. Hareketlenmeyi görüyorsunuz. Hala patlayanlar, şişenler var. Yakmamak adına bu şekilde karıştıra karıştıra patlamasını sağlıyoruz. Patlamayanlar aşağı düşsün, patlayanlar üstte kalsın ki yanma söz konusu olmasın. Çikolatamızı ben böyle usulü erittikten sonra patlattığımız kara buğdaylarımızı çikolatamızın içine ekliyoruz. Sonrasında Antep fıstığı ya da fındık, siz hangisini tercih ederseniz içine ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ben dün bunun sadesini yaptım. Kara buğday patlağıyla bitter çikolatayla denedim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Fakat bir paket dediğim gibi bitter çikolatayla yine 3 yemek kaşığı yani 50 gram kara buğday patlağı kullandım. Sade şekilde yaptım. Fakat bu sefer değişiklik olsun diye içerisine biraz kuru yemiş ekleyip sütlü çikolatayla yapıyorum. Kuru yemiş eklediğim için daha iyi toplanması adına çikolatanın gramajını bir 10 gram kadar arttırdım. Şekersiz çikolatayı Bim'den Buono marka alıyorum. Buono markanın 7 tabletini kullanırsanız 70 gram ediyor zaten. Bir tableti 10 gram olduğu için şekersiz çikolata kullanacaksanız 70 gram. İçerisine yine kuru yemiş koymayacaksanız 6 tablet 60 gram olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde tamamen karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serilmiş bir tepsimizin üzerine bunları kaşık kaşık yayacağız. Dün yaptığım bitter olanları da görebilirsiniz. Şimdi sütlü olanları da hemen aynı şekilde yağlı kağıdın üzerine seriyorum. Ve dolmasını bekleyeceğiz.
Tadı tam bir gofret gibi oluyor. Crunch gibi oluyor. Eskiden çok severdim. O yüzden bu tat beni gerçekten inanılmaz tatmin etti. Ve kara buğday biliyorsunuz içerisinde bol miktarda protein olduğu için çok sağlıklı bir alternatif. Ben bulgur yerine de kara buğday kullanmaya başladım. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ve biliyorsunuz en büyük etkilerinden biri gluten içermediği için gluten alerjisi olanların sıklıkla tercih ettiği tahıl. Ben bitter olanın da sütlü olanın da ikisinin de ayrı ayrı kalorilerini paylaşacağım açıklama kısmında. Ara öğünde iki tane gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bitter olanının kalorisi tanesinin 50 kaloriydi. Benim harcımdan toplam 10 tane çıkmıştı. Bir tanesi 50 kalori ediyor. Şimdi bir de sütlü çikolatadan kaç tane çıkacak? Onun da kalorisini hesaplarız. Aynı işlemi harcımız bitene kadar devam ediyoruz. Evet, çikolatalarımız da donduktan sonra şimdi ilk etapta ikisini de size kalorisini bildireyim. Şekersiz çikolata daha düşük kalori olduğu için bitter çikolatadan. Benim sütlü çikolatadan yaptığım harçtan 11 tane çıktı Antep fıstıklı olandan. Bunun da kalorisi tanesi 50 kalori yapıyor. Detaylarını paylaşırım yine. Bitter çikolata olan da içinde Antep fıstığı yok. Bitter çikolatalı sade kara buğday patlağından yaptım. O da bir tanesi 50 kalori yapıyor. Ben hemen içinin size nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şöyle bir bıçak yardımıyla keseyim. Bu tam bir gofret oluyor. Şöyle içini yakından göstermek istiyorum size. Böyle bir lezzet yok. Çıtırtısını duymanızı istiyorum. Mükemmel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz sağlıklı, tok tutan, uzun süre açlık hissettirmeyen keyifli tariflerle sizlerle olacağım. Hepinizi çok çok öpüyorum. Afiyet olsun.